çalmaya başladın anne. Beste ben. Gelebilir miyim? Gel. Aşağıda her şey çok gergindi. Sana da ters davrandık. Sorun değil. Bir nasılsın diye sormak istedim sana. İyi gibiyim. Ama aslı daha önemli tabii. Hem öyle, hem sen de önemlisin. Senin de yaşadıkların hiç kolay değil. Nişanlının manyağın teki çıkması. Belki biliyorsundur, ben de aynı süreçten geçtim. Kocam manyağın teki çıktı. Evet. İnsanları tanımak zormuş. Evet, maalesef öyle. Ki ben onun için yıllarımı verdim, her şeyi göze aldım. Ama sen şanslısın. En başından anladın nasıl biri olduğunu. İnsan ihtiyacını görüyor belki de. Ama bir şekilde sen kendinden eminsen, ne yaptığını biliyorsan zamanla geçiyor. Çünkü insan yanındakinin bir manyak, canavar olduğunu bilse bunu bilerek devam etmez. Değil mi? Etmez tabii. Neyse, zaten Barış yakında her şeyi anlatacak. Ne olduğu belli değil mi baba? Klasik Alanur Hanım. Nina, laflarına dikkat et. Annen yaşında bir insanla konuşuyorsun burada. Kızı geri dönmüş. Sevinmeye, hazırlık yapmaya ihtiyacı yok mu? Her şeyin bir adabı var. Seher, lütfen. Çık beni odanda bekle. Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Seher, beni burada konuşmak zorunda bırakma. Sen hazırlığını yap. Kızlar da sana ne istiyorsan yardım ederler. Bugün çok gergin bir gündü. Kimsenin kusuruna bakma. Teşekkürler. Evet, duydunuz. Kızlar, hadi mutfağa. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Seher? Yine mi suçlu benim? Evet, suçlu sensin. Aslı kurtulmuş. Annesi kızına kavuşmak istiyor. Sen neyin peşindesin? O kadının içindeki kötülüğü görmüyorsun sen. Mesele sadece bu evde olduğu değil. Evet, ben onun içindeki kötülüğü göremiyor olabilirim. Ama senin dışa vurmuş kötülüğünü gördüm. Ne demek istiyorsun sen? Daha fazla kendini küçültme. Her şeyi biliyorum Seher. Her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın? Ne biliyorsun sen? Alanur'u zehirlemeye çalıştığını biliyorum. Yani polis sorgulayınca her şeyi anlatmaktan başka çaresi kalmayacak. Nasıl yani? Her şey derken? Yani bizim Aslı'yla hiçbir zaman aramız iyi olmadı ama yani başka şeyler de mi yapmış Aslı'ya? Yazık kıza. Yok, o manada demedim. Yani koruması gereken biri varsa koruyamayacak. Bu anlamda dedim. Tabii canım. Kimse korumasın. Suçlu olan çeksin cezasını. Sen hiç merak etme. Bu suça ortak olan herkes sonuna kadar cezasını çekecek. Barış'la en ufak bir işbirliği olsa bile. Neyse, ben seni daha fazla yormayayım.